Haydi bakalım. Sevgili YouTube, 5. bölümümüze başlıyoruz. Serkan hoş geldin. Selamlar. The Legend hoş geldin. Selamlar. Ben bunu istemiştim. Nerede izledin? Heh. Burada kaldıydık. Neydi? Tabii ki mouse çalışmıyordu. Mouse'la bir işimiz yok. Anca bu kadar. Şöyle sağa sola. Yani şöyle götürebilirim. Şimdi beynimiz neredeydi bizim? Beynimizi nasıl çıkartacağız? F1'de mi çıkıyordu? Ha, F2'de çıkıyormuş. Klavye oturtamadım. Şimdi. Tamam Serkan. Çalışıyorsun ya sen de bütün gün. Sana da yazık. Sana da yazık. Bunu birleştirmişiz zaten. Someone demişiz. Yale ile ilgili bir şey bulduk mu? Yee, bu da yok. He tamam. Bak bunu yapmışız şurayı. Tamam. Şimdi yukarı gideceğiz. Şu şeyi gene karıştıracağız. Sonra bir ipucu daha bulacağız. Bir dakika şu telefon şarjı almıştım ben. Şunu şöyle önüme alayım ki sizi daha rahat görebileyim. Kardeşim bizde böyle işte yapacak bir şey yok. İngilizcem var da işte bana yetecek kadar var. Çok değişik değişik kelimeler. Kedi adamıyım. Evet. Başlığı beğendiniz mi? Bu arada bir adamın sözü. Heh, şurayı tekrar karıştıracağız. Çünkü niye Mary ile evlilik şeyini birleştirdiydik? Şurada bir ipucu daha And there it bulmam lazım. was, Mary's birthday, a week prior to that very day. Ve o gün biri dedi ki buna git bir daha bak demişti ve ben artistik yapıp dedim ki ne gerek var zaten bakmıştık. Dur şimdi Mary'nin şeyini yaptık şimdi kasaya gideceğiz. Kardeşim bir salla geriye git. Yüz Mary birthday evet. Görüyoruz. Bazen izlemek iyi oluyor. Ümit kim? Instagram'dan takip etmek istemiş. Şimdi burada bir sürü şey var. Bakalım tek tek. Bu neymiş? İşlerle ilgili rapor şeyleri. Bu ne? Vasiyetname mi? You open the safe? Kasayı Yeah, açtın I mı? think you Evet, need to see açtım. this. Sanırım Can you bunu tell me what görmen it says? gerekiyor diyor. Söyleyebilir All misin right. ne söylüyor demiş. I think this might be useful for the investigation, Mr. Detective. He left everything to me, Her şey diyor except bana some bırakmış diyor. box of Sadece trophies and knickknacks bazı and photobombed kupaları ve mail. çer çöpü diyor. Bobby'ye bırakmış diyor. Ne zaman imzalamış When diyelim. was it signed? It was written 4 years ago, Selam just Sercan, weeks hoş after geldin. I moved to Geçmiş olsun. Buffalo. Teşekkürler. Okuduğuna emin misin? Do you Okumuş think mudur Bobby acaba? Yale read it before he disappeared? Maybe. Kaybolmadan önce okumuş mudur acaba diyor. Tebrikler. Sen Congratulations. şanslı bir You're one kedisin. lucky lady. I'll pretend I didn't hear that. All right. Thanks. Thanks. Şimdi şu şeye de bakalım. Ömer hoş geldin. Aynen 8'de açacağım dedim. Şimdi bu neymiş? I never would have taken Dunn for a gun owner. A few bucks, just petty cash. Tamam, parayı alamıyor zaten.
geri gel. Şimdi şeyin silahı olduğuna emin değildim dedi. O zaman burayla işimiz bitti. Şu aşağı maymuna uğrayalım. Nabella Dekong, iyi misin? Bunu Hakan'a attım ya. Şeyini, klibini. Selam. Joel'la ilgili bilgi ver bakalım. Did you know Joe Dunn had a gun in his safe? No way, man. He hated firearms. Kasasında silah olduğunu biliyor muydun diyor. Nefret ederdi falan diyor. He went through a crazy phase. Even dropped out of the gym and joined the gang. Nothing serious. Early one morning, he broke in the gym. Joe was already here and caught him red-handed. Bobby pointed the gun at Dunn and ordered him to open the safe. So, Joe opened it and asked Bobby to put the gun aside, leave the gang and start boxing again. I got here 5 minutes later and found Bobby crying like a baby in Joe's arms. Then he just stood up and put on his gloves. Özet geçiyorum. Diyor ki, Bobby diyor gençken diyor, silahlara diyor şey, meraklıydı diyor ve John bunu gördü diyor ama kasaya hoşlanmadığı için kasaya koymuşsa rica etmiş. Daha sonra omzunda ağlamış. Boxing derken muhtemelen şey yapmış herhalde. Maçı yapmış. Falan filan. Yani silahtan haberim yoktu. Zaten her halükarda kasadaydı demek istiyor. Tamam hadi canım çalışmaya devam et. Senin mimişlerini yerim ben. Gidelim. Şimdi bu karısı adamın sevgilisi olduğunu öğrendik. Şimdi Mary'e gitmemiz gerekiyor. Şuradan bir çıkabilirsen. Yüksel hoş geldin. Selamlar. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Acemi mod. Bu Orhan'la Yüksel bugün beni banladılar. Pardon, Orhan banladı. Terbiyesiz. Sana pü diyorum. İnanılmaz. Ay, yetişemedim şuraya. Şimdi kadının yanına gidelim. Bakalım o ne diyecek. Sonuçta kasaya onun doğum gününü koymuş. Yanlış oldu. Hayır, hak etmedim. Ben yazıyordum. Onlar da deneme tahtası olarak beni kullandılar. Kendimi fare gibi hissettim. Orhan yaptı, ben düzelttim. Ben bilmem. Sen de oradaydın. Sahip olacaktın kılıcını. Büyük Ömer abi, sen de hoş geldin. Ağlama ağlama, tamam. Geçti. Alsın sicili git gide arada hatta ya sorma. Burası ağlama taşı değil, lütfen arkada ağlayınız. Tamam, gidiyorum. I know you're hiding something. Biliyorum bir şeyler saklıyorsundu. Evet, Joey ile ilgili biliyorum. You're the only woman who ever called Dunn Joey. Except his late wife. Aga be, demişti zaten gözleri. Ümit hoş geldin, selamlar. Maslı, teşekkür ederim. Gel gel. Şu anda burada konuşamam diyor. Can you wait a while? Can I get a refill over here, Mary? Vay diyen birazdan bitiyor diyor. Hemen geliyorum. Bakalım ne diyecek bize. Selam Sedacığım, hoş geldin. Aynen, Adnan Hoca'nın kecilik. Ay konuşamadım. Aldım, yüzüm yamuldu. Mary Purnell, the angel Joe Dunn found in his golden years. Altın yıllarında onu bulmuş. It all started with
Well, weekdays I start cleaning the gym at dawn, before my shift at the diner. Joey always came in early. 2 yıldır benimle gündüzleri görüşüyordu diyor şeyden önce. Bu benim kedim, evet. He used to say it was the best time for the worst task of the day. Oh, I know exactly what he meant. Paperwork. Say no more. Paperwork. He really hated gerçekten it. Ondan nefret ediyordu. He saw me crying. I was having a rough day and... Bir sabah beni ağlarken gördü diyor. Kötü bir gün geçiriyordum diyor. He tried to make you smile. He pointed at the seni coffee gülümsetmek machine. Için. You need a cup of joe and some fresh air. That was the first of many cups on the rooftop. Aha, çatı katında bayağı kahve içmişler. Which is where you seduced him. I'm a decent woman, Mr. Blacksad. Decent woman ne demek ki? You might be too young to understand this, but real love has little to do with seduction. One day, we realized those rooftop coffees were the best part of our day. So we began to spend more time together. But you never told me. İşte bir gün çatıda güzel bir gün geçirmiş, kahve içmişler. Ondan sonra her günü beraber geçirmeye başlamışlar. Maybe you should have told his daughter. Belki kızına söylemen gerekirdi. Joey didn't want her to find out until we were sure. He was afraid that our relationship would only make matters worse. Bu ilişkiden emin olmadan kızlarına anlatmak istemiyorlarmış. We realized just how serious our relationship was. Evlenme teklif etmiş. And we decided to turn those moments into a lifetime. He diyelim bakalım. So he asked you to marry him. Yes, seninle evlenmeni mi istedi? He gave me the wedding ring. Yes, of course. We decided to tell the world. He said he needed to share that happiness with his little girl. Turns out, he wasn't that happy after all. What about Yale? Wasn't he like a son to him? Maybe you already noticed. I have a slight cold. I really should be heading home. Too much coffee and fresh air? Why? Why would you say that? I lost my scarf a while back. Not sure where. And now, if you'll excuse me, that's my bus stop. A pleasure to speak with you, Mr. Blacksad. Bir şey söylemedin ki kadın ya. Bu muydu yani? Bizi beklettin. Bir şeyimi kaybettim dedi. Ne dedi orada? Kaçırdım. Ne düşündü bu kedi? Mary has a cold dedi. Ne soğuk davrandı demek istedi herhalde. Ne yapacağız? Kıza mı gideceğiz? Dur. Kıza gideceğiz bence. Sen biliyor muydun diyelim buna. Bir dakika, ben şu keçiye gitmek istiyorum önce bir. Sonra kıza gideceğim. Neyse, selam verdim kaçan, ben sonra uğramaya çalışırım. Tamam, görüşürüz Ümit. Bıcırığı öp benim için. Mıncır onu. İyice yoğur. Yatağın üstüne at. Bir sağ bir sol. Bu arada ben öyle seviyorum yeğenlerimi, çok güzel. La bu hala uyuyor ya. Kız keçi. Bir dakika, şu keçiye gidecektim ben. Keçiyle işimiz bitti. Uyuyor. Şu arka kapıdan girelim. Sevmiyor mu? Bir kere beni bayılıyorlar. Tamam. Kim demiş sevmiyor diye. Bir tanesi hala hala diye bağırıyor. Öteki de tize tize diye bağırıyor. Gayet beni seviyorlar. Şimdi dur bakayım. Kardeşim şuralara bir takılmazsan. Treningle devam ediyor. Soru sorabilir miyim? Yenge mi? Yenge ne alaka be? Training. Yen diyorum. İki kız teyzesi, bir erkek halasıyım. Daha nasıl ifade edebilirim acaba? Kız sen Mary'i biliyor muydun? Baban sana anlatmış mıydı bunu?
Yoksa burası sana kalsın diye sen mi öldürttün? He? Konuşturtmuyor bununla da. Haydi. Burası da bitti. Ha şimdi önündeyken konuşacağız. Evet, şununla ilgili ne söyleyebilirsin? I never asked about the gem's insurance. That's exactly what I'm reading now. So far it looks like your standard small business policy. Aha. I think I know who had your mother's ring. Annenin yüzüğünü kim aldığını biliyorum diyor. Mary Purnell. I Mary think Purnell. She manipulated your father in order to marry him. Aha. Thank you. Neye sinirlendi bu kadın şimdi? Beynimize bir şey geldi, dur. Geri gel. Beynim çıkmıyor, beynim! He? Yo, aynı şeyler. Bakayım. Mary has a cold diyor. Bu neyle ilişkilendirebiliriz? Şunla? Yok. Şunla ilişkilendirebiliriz. Bununla da olmadı. Bir tane bir şeyi atlamışız bu arada. Şununla şunu ilişkilendireceğimiz şey var. Bak bu da yok mesela. Şu dolaplara bir daha bakacağım. Şu dolapların altında bir şey var. Kız şuna bir daha konuşayım bakayım. Bir şey çıkacak mı? Thanks. That's it for now. Bir daha konuş. Öteki ne? You see, I've got this friend. He's a journalist and the thing is, well. Bir tane arkadaşım var diyor. He would like to interview you. Seninle röportaj yapmak istiyor diyor. Bir kadın diyor işte jimnastik salonunu şey yapıyor diyor. Arkadaşın diyor seni nasıl buldu diyor. I'm pretty sure he saw the I don't even want to hear you. I just hope you prove your professional worth before the day is over. İnşallah diyor, işini yaparsın diyor. No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. Bitti mi şimdi bununla konuşma? Did you find anything interesting in those papers? No. No. Investigation work takes time, as I'm sure you know. Tamam, bu kadın gene paperlarla uğraşacak. Yine aşağıya. Kadın neyi kaybettim dedi ya. Onu gördünüz mü? Hatırlıyorsunuz mu orayı? Ben bir şeyimi kaybettim dedi. O zaman çatı katında olabilir. Düşmüş olabilir. Sürekli çatıya çıkıyorum demişti. Sende bir şey var mı? Açıldı mı konuşma? Kedi? Tamam çalış. Ben gidiyorum. Bir dakika şu izlediğimde şurada bir şey vardı. Bakayım onu almış mıyım ben? Zaten bu anahtarlarımız bizimleydi. Almış mıyım? Almışım şu alttaki bir şeyi. Şurada bir şey var mıydı? Bir dakika dur. Geri dön, geri dön. Kedicik bu tarafa döneceksin. Allah seni kedi gibi. Lan.
Kamerayı çeviremedim. Bu şeyleri birleştirdik zaten. Şimdi ne yapmam lazım acaba? Şuna baktırdık zaten, zincir şeyi vardı. Zaten baktırmıyor, tekrar kitaba baktırıyor. Pardon. Muhtemelen arabaya binip evime gideceğim ben. Kardeşim geri çıkar mısın? Heh. Tamam, burası bitti muhtemelen. Ya da çatı katına çıkayım mı bir? Ya da önce arabaya bakıp sonra içeri mi gireyim? Oyun güzel de sürekli aynı şeyleri yaptırınca sıkıyor ama değişecek değişecek gördüm ben. Bakayım evimize mi gidiyoruz şimdi? Lütfen evimize gidelim ne olur. I'd prefer a yellow Cadillac. Goddammit, gitmiyoruz gene eve. Ama çatıya çıkacağız. Durun şu kadın bir şeyimi kaybettim dediydi. Böyle tüm aramalar bitti mi? Beyinde olayları birleştirdik. Olayları birleştirdik evet. Ama birkaçı eksik, onları bulamamışım. Çatıya çıkayım. Kadın bir şey mi düşürdüm dedi çünkü. I lost bilmem ne bir şey dedi. Dur bakalım şimdi oralarda bir şey var mı? O zaman aramaya devam. Tamam. Şuradan kağıt almıştık zaten. Geri gel. Tamam. Biraz just and we decide to turn mamas into a life demiş. Tamam. Karar verdik demiş. Selam Deniz, hoş geldin. Dün gelseydi doğum günü kutlayacaktı. Artık geçti, kusura bakma. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Çatıda neyini kaybetmiş olabilirsin acaba? Ah, burada da bir şey var. Dur, gördüm, gördüm, gördüm. Bir saniye. Tamam, kitabı açmıyoruz. Çünkü niye? Bize siyah ekran veriyor. Aga be. Herkesin doğum günleri başladı yavaştan Şubat'ta. Şimdi en yakın ki Burak bizi dinlemiyordur. %99.9 Burak'ın. Burak kim? Noob Gamer. Burada bir şey yok. Bulamadık. Şu merdivenlerden çıkıyor mu acaba? Kardeşim belki şu arada oturup bir şey yaptık. Yok, çıkmıyor. Ne yapıyorsun Deniz? Yoktun uzun zamandır. Hafifledi mi işler? Yoksa istifa mı ettin? Aynen aynen, oradan yukarı çıkmıyor. Yürüyoruz da. Bak şimdi. Beynimi açıyorum bir saniye. Beyni aç. Bak şu şey var ya. Nerede bu? Ha şu. Mesela bunu şeyle birleştirmiş. Bunu biz birleştirdik mi? Birleştirmişiz. Mesela chest'i birleştirdik mi? Chest nereye gitti? Bak bunu bununla birleştirdik. Dance, wife, wedding, Mary'yi de birleştirdik. Zaten onu kaldırdık ortadan. Medicals done demiş. Onu da yaptık herhalde.
Mary Birthday'le şeyi kasayı açtık zaten. Danvers. Tamam, bunları yaptık. O zaman şunlardan bir şey olabilir. Ya şununla şunun niye birleşme mesela? Şunun birleşmesi gerekmiyor mu sizce? Bence birleşmesi gerekiyordu. Acaba şununla Mary'nin kod olması hakkında bir şey olabilir mi? Ye. Yeah. Şunu yapsak? Vallahi ben bana iş vermişlerdi o tek boynuzlu herifin. Burada bir şeyler birleştireceğiz. Dur. Mesela bu boyayla şu ölümünü birleştirsek. Yok, bu da olmuyor. Çarşambalı bazı aşı çarpıyor. Diğer günler tabii pert, bir dakika nefes almıyoruz. Peki orada asgari ücretle mi çalışıyoruz? Yok. Şimdi geri gel kedi. Buralarda X arayacağız. Buna bakmıştık zaten. Geri gel. Saksofona da baktık. Dur şimdi şeyi arayalım o zaman. Tabii ya. Kızım niye çalışıyorsun o zaman orada? Manyak mısın? Ama gerçi mecbur çalışıyorum demişim, staj gibi. Şuralar nasıl dönüyorum ya? Dönemiyorum. Mesela bak şurada bir çanta var. Ha. Alınabiliyor mu? Alınamıyor. Şurada bir şey alınabiliyor mu? Lan gene tıkandım ya. Keçi surat uyanmış olabilir mi? Telefonu... Ah, niye aramadın telefonu? Bir daha geri gel. Tabii ki az. Şefi arayalım. Yok, bakmadım. Dur bakayım. I think I have a new lead on the Dunn case. Aha bak, gene buna bilgi aktarıyoruz, tamam. Dunn and the gym's cleaning lady were about to get married. Great. Call What's News. They'll know what to do with such an incredibly interesting piece of information. The combination on Dunn's safe was her birthday. He even gave her a ring. You know, your typical suicidal bliss. Okay, I'm still not convinced, but I might have something for you. Evet. Aha, bak bununla konuşacakmışız, gördünüz mü? Zaten başka bir şeyimiz yoktu. Diyor ki temizlikçi kadınla diyor ilişkisi vardı diyor. Ona evlenme teklif etti diyor. Hatta diyor doğum günü diyor, kasaya verdi dedi. Pek bir önemli bilgi değil dedi ondan sonra. Ama senin için başka bir bilgim var dedi. Kapalı. Türkçesi out of order. Life is off and off key. Like a bad song. Vay. The notes come together but feel flat, unable to create anything resembling music. Aha. Yeni bir hikaye geçtik. There are ways to string them together to create harmony. Ways that are not always entirely in our hands. Aha, bu şey polis şefi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Pankeklere bak. Öf. You look tired, John. Yorgun görünüyorsun, John. I am a cat. I can't help it. It's just the way we cats are. Well, I can't help but be glad to see you. Yep, I'm beat. I'm starving. Just got back from the annual police medical. Not only did I have to fast, but I also had to chug two enormous glasses of water. Neyse. Ne yaptığından bahsetti, hayatıyla ilgili. You all right?
Her zaman tabii ki. I'm always all right. Yeah, that's the problem with us men. The thing is, I'd love to help you out with this case, but I can't. Bu davaya yardım etmek isterdim ama edemem maalesef diyor. If I had any information, I couldn't share it with a private eye. Even if it was lying on top of this table. You said you were starving. Why don't you go to the counter and order something? Aç olduğunu söylemişsin. Neden bir şeyler söylemiyorsun? Tabii ki. İyi bir If you'll excuse me. Eğer izin verirsen demi. Sana bilgiler getirdim dedi. Ama dedi sana bunları söyleyemem. Kendi gözlerine bakabilirsin. Yani senin için bir göz yaratabilirim dedi. Şu anda biz gizli gizli bakıyoruz. Bunlar ne? He nasıl? Dur bakalım. Dosya numarası. Dava numarası. Joseph Richard Dunn. Erkek. Anlamadım orasını. 47 yaşında, 1.63 boyunda, 55 kilo mu? 5.5 inç ne lan? Pardon. Ters okudum. God damn it. 163 ne yapıyor acaba? LBS'yi. Kaçla çarpıyorduk onu? Bu neymiş? Bulunanlar. Boyuna geçirilmiş ip. Dördüncü ringin ipiyle mi asmış kendini? Allah'ım bu nasıl kelimeler? Yemin ederim İngilizceden sınıfta kaldım. Interesting. Sağ eliyle tuttu bir şeyleri demiş. Bir şey tuttu orası belli de. Uğur hoş geldin. Öldün kardeşim ya. Pamuğu tıkadılar sana. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen intihar ettiği gözüküyor. Herhangi bir şey gözükmüyor diyor. Tamam baktık bunlara. Akşam saat 7'de mi? Dur göremedim orayı. Bir daha oku. Bir daha oku. Bir daha okuyacağım. İntihar etmiş akşam 7 sularında. Güzel bir şey yok. Sağlıklı bir şeyler yok. Evde yesem daha iyi olur dedi. Ben teşekkür ederim. Gerçek şu ki... Please, promise me you won't take the law into your own hands. I'd like to think we're not just vigilantes. Lütfen diyor, elini yüzüne buluşturma dedi bu davayı. I give you my word. Right. Albatros, hoş geldin, selamlar. In any case, keep me posted, will you? Bir şey olursa diyor, bana haber ver dedi. You can count on it. Take care, John. As always, Smirnov had given me new, potentially relevant information. Ne verdi ki? Saat 7'de öldü. Not to mention second thoughts. When an old dog like him gets that serious, one must be prepared to bite. Güzel. Ben anladığımı anlatamam. O da ufak bir espri yaptı. Hadi beyin, çalış. Beynimiz gelsin gene. Şimdi ne çıktı? Bir saniye. Bir dakika, boyayla ilgili bir şey çıktı. Aa, bunu da mı koymuş buraya? Ay, süre geçti. Bir saniye. Yalnız size bir saniye diyorum da bende olay. Bir dakika. Ha, bu zaten oydu. Dur. Biz şunu da tek tek bakalım bir. Dan, boya, ha şu desek, hep aynı şeyler yapıyorum biliyorum fark ettim. Şununla, şu atletik şey olabilir mi acaba? Hayır. Lan bir geri gel. Abi şu mouse olmam çok kötü bir şey ya. Cık, bu da olmadı. Gülümsemesi ve el gelmiş. Aynen, onları mı birleştireceğiz? Şimdi bir kafayı asmış. Yok, yemedi. El.
Elinde boya var dedi mi? Don't want to call off. Ay! Yerimden sıçradım. Donsuz Matador hoş geldin. Ya korku oynamama gerek yok. Resmen korku filmi gibi. Hakan hoş geldin. Seni sana attım. Ömer hoş geldin. Selamlar. Abi ben çok korkuyorum böyle ani sesleri ya. İnanılmaz yerimden sıçradım yemin ediyorum. Ya ne yapayım böyleyim işte. Kız Kong yardım et bana şu İngilizce şeylerde. Boynunda diyor 4 tane farklı iz bulundu diyor. Buraya geçin. Pagoda. Acaba bununla şunu mu eşleştireceğim? Hani şu var ya. Yok bu da değil. Yes I live in English. Yes how are you? Selam hoş geldin Ömer. Sen beni daha yeni takip ediyorsun. Sana tesif ediyorum. Sana tesif ediyorum. Ben hala arıyorum. Neyse. Acaba birleştir. İki tane ipucu var diyor ama. Bunları birleştir bul diyor. İzleyince o kadar kolay ki yapmak isteyince çok zor. Şimdi boyla böyle bir adam kendini asabilir mi? Birleştirelim. That's it. Süre yok ki. Süre mi var? Süre olmaması lazım. Sıfırdı. Tamam. Yeni bir şey geldi. İpucu geldi gene. I'm much taller than Dunn. And I can barely reach the moose. Tamam, görüşürüz. Hayırlı yolculuklar, iyi uçuşlar, kazasız belasız inşallah. There's no way Dunn hanged himself. Ha direkt buraya gelmişiz zaten. Emre hoş geldin sen de adada dedim mi hatırlamıyorum. Şimdi oyunu daha yeni görenler için burada ringde bir tane eski boksörcü ölüyor ve arkadaşı olan salonu beraber işlettiği bir köpek arkadaşı var. O da kayboluyor. Şuradaki goril gel bir. Gel. Bu goril bizim arkadaşımız. Ama bu aralar bize sinirli ne hikmetse anlamadım. Bu goril işte davayı bize getiriyor. Biz de adam nasıl öldü diye araştırıp köpek nereye kayboldu diye ona bakıyoruz. Celal hoş geldin. Selamlar. Velhasıl İngilizcesi olanlar lütfen yardım etsin. Çünkü çok bilmediğim kelime varmış. Yani ben oturup İngilizce çalışacağım. Bu arada tekrar karar verdim. Şimdi arkadaşını tamam bu hala training diyor. Şimdi bizim hala beynimizde bir ipucu daha var şimdi. Onu birleştirdik. Şimdi bir tane daha birleştirelim. Hatta iki tane olmuşlar bak. Hadi çalıştınız taksıları. Windows'a hoş geldin. Teşekkür ederim takip için. Selamlar. Şimdi eli yapalım. Bunun eli niye böyle kız eli gibi? Lady eli gibi. Elinde boya mı vardı? Bir dakika. Nerede o? Bu da şu resmi açıklayayım önce. Şu tek boynuz var ya. Bunun karısı bize iş vermişti işte eşim beni aldatıyor mu diye. Ona istinaden çektiğimiz bir resim. Evet aldatıyor. Bu kimin eli ya? Saat 7'ye çeyrek var. Boynunda 4 iz var. Aha. Bununla... Şunu. Aha bir şey daha koyacağız buna. Bu mu? Bir dakika elini koyacağız galiba. Bunu. Eli mi koyalım bir de? Olmadı. Bulacağım dur. Sırayla. Ne olabilir ki zaten? Altı üstü dört tane şık var orada. Sen bir. Ya bir de kontrolleri
Mouse yok. Klavyeyle yapıyorum sadece. Bunu mu? Bu da değil. Bu. Bu. Koldu koysam. Mary ile ne alaka yani? Şimdilik Mary ile işimiz yok. Hello. Welcome to my channel. Thank you for following me. Bunu. Ne kaldı? Weekly kaldı. Eli koyduk. Bu olabilir. Çünkü Bob'la ilişki. Aynen. Bobby, I don't know if you had a note to kill Don, but you certainly had the murder weapon. Eğer diyor John'u sen öldürdüysen diyor. Silahını ne yaptın dedi. Aha, gene iki tane ipucu geldi. İngilizce gerek yok. Ya bir şey diyeyim mi? YouTube'a baktım ben. Ya birazcık çalıştım yani buna. Öyle söyleyeyim. Ama buralara değil. Bu kısmın biraz öncesine. Şey yapmışlar hani. Direkt oynamışlar oyunu. Açıklama falan yok. Hani bu niye böyle? Niçin böyle diye. Türkçe'de değil de İngilizce olarak şey yaptım. İzledim. Nereye gitti ipuçları? Tamam bu yeni geldi. Bu olabilir mi? Christ. Did Yale kill Dunn just because he wanted to call off the fight? Eğer dövüşmek istediyse diyor, Yale'i o öldürmüş olabilir mi acaba diyor. Çünkü boyayı da döktü. Kafamda deli sorular. Denedim. Aha bu da kızdı. Bobby had issues. Bobby'nin her zaman diyor sorunları olduğunu biliyordum diyor. Ama bunu söylemek için erken tabii ki. In my line of work, you really shouldn't jump to conclusions. But the chest expander, the box in his locker, the marks on my father's neck. It all leads to him. Bütün işaretler diyor onu gösterirdi. Goril benden nefret ediyor ya. Güya arkadaşım. Bana da davayı o getirdi. Now we know he didn't kill himself. Yani kendini öldürmediğini şu anda biliyorum diyor. Babam ölü ve sen hala Bobby'yi bulamadın. Hiçbir şey değişmedi. Opening the safe and finding my father's will won't help us achieve anything. Kasayı açsın ama babamla ilgili bize yardım edebilecek hiçbir şey bulamadın diyor. Lütfen acele et diyor. Zamanımız azalıyor. Bak bunları biliyorum. Bunları açıklayabiliyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Never cease to amaze me. But most importantly, why was she so opposed to Yale? Aynen. John Blacksad? John Blacksad? I think I owe you an apology. Sanırım sana bir özür borçluyum. Aha bu bizi döven adamların patlını değil mi la? Biz de böyle kardeşim. İçiciyiz. Satıcı değil. Tövbe. Seni biliyor muyum? Yüzünü hatırlamıyorum diyor. Well, maybe you remember my boys. Belki benim çocukları hatırlarsın diyor. I'm so sorry they wrinkled your suit. Odada diyor sana diyor kötü davrandığımız için diyor. Aha geldi şerefsizler. Bunlar beni döven adamlar. And get to the bottom of this as much as you do, Mr. Blacksad. So please. Lütfen davetimi kabul ediniz diyor. Why not share our findings? Come on. Come on. Bak. Yes mi diyeyim, no mu diyeyim? Yes diyeyim. Of course. You don't mind me riding in this fancy car with a wrinkled suit, do you? Oh, I think you look mighty dapper, Mr. Blacksad. Mr. Blacksad, ne güzel söyledi, değil mi? Rub off on me. Aynen öyle diyor işte. I always play it nice and safe. Pause ne yap? Ha bir şey diyeceğim. O tek boynuz bizim resmini çektiğimiz adam değil mi? Ya da ona mı benziyor?
Hatta bize dedi ki aramızda bir şey var demişti bizi ilk döveceği zaman. Hatırlıyorsunuz mu? Senin ağzına tükürürüm. Sen bekle beni. Bekle oğlum. Seninle hesaplaşacağım ben. Bak, bak bakışa bak. Bakışını sevdiğim. Kara kedim benim. Miyav. Bıyıklarına kurban oldum. Ayakkabılara bak be. Karizma, karizma akıyorum. Maşallah. Hadi bakalım bindik bir alamete gidiyoruz. Allah bilir. Ay. Kara kedi. Kara kedi gibi gid. Şoför de keçi. Gördünüz mü? Let's cut to the chase. I need Bobby Yale to fight Stone. There's just too much money at stake. So, I'm offering you my help to find Yale. Ah, bu da Bobby'yi bulmamızı istiyor ve dövüşmesini istiyormuş. Bu sebepten çok para verecekmiş. Her zaman yalnız çalışırım kardeşim. You know, if everyone worked solo, many people would suffer. Look at me. Çoğu insan acı çekerdi. Bana bak diyor. But I don't. Please, hear me out. Let's say I bet a beer that we find Yale in 3 days. 3 gün içinde Bobby'yi bulalım diyor. Bobby ne ya Bobby? One of us has to buy the other a beer. Is that so bad? We're simply two grown men using our money and free will to conduct a small private exchange. And most importantly, we're not hurting anyone. So, adam bize tehdit ediyor değil mi bize? What's so bad about that? Diyor ki 3 gün içinde bul diyor. Önce diyor biralarımızı içelim. Sonra adamı bul diyor. Sonra tekrar içelim biralarımızı bulduktan sonra. Well, I can. Nothing. But I'll tell you what is wrong. The way our government. Kimse de zarar görmesin dedi. We live in a so-called free country. A place where honest people can make a living. Özgür bir ülkede yaşıyoruz diyor. Şehirde yani. We're not communists. Well, komünist değiliz diyor. I would have never thought otherwise. Başka bir şey duymadın diyor. Let's just say I sympathize with their cause. Fair enough. You sure look the part. In any case, that's not my point. The government betrays our nation's values by passing communist laws that forbid an honest man like me to make a living. Siyasete girdi bunlar şu anda. Siyasetle ilgili konuşuyorlar. Black Sad is just wrong. I'd even say it's unconstitutional. Do you get my point now? Oyunlar diyor legal illegaldi. Well, is illegal. Did you hear anything I just said? Anyway. Anyway, when the government passes these laws, there's only one legitimate weapon the people can wield. The same weapon that turned America into a great nation. Civil disobedience. Aa, Civik senden bahsediyorlar. As a proud American that I am, it's my duty to disobey. Aynen bak da bıyıkları var yani her halükarda. Ya hala siyaset konuşuyorsunuz. In certain cases, doktorum beni arıyor. Beni arama. Exactly. And when you hear just how I've transformed this business, you'll agree even more. I wasn't always a boss, you know. No, sir. I started at the bottom when Lucky Blitzen ran the show. And good for nothing. His was a reign of terror, extortion, violence, you know, that sort of unpleasant thing. When I took over, şu anda sadece siyaset konuşuyorlar işte. Yok ülkede şu olursa bu olursa kurallarla ilgili. İşte insanlara yardım etmeyi seçiyormuş. Thank you so much. Those poor bastards didn't even know you were a detective, that you were on our side. Maybe at first, but when they tied me up and beat the socks off me, they knew very well who I was. Seriously? That goes against my rules. Who was it? Ah, Buffalo işte. It was just Wilson. That bastard. Don't you worry. I will have a serious talk. Tamam, ciddi bir konu. Tamam, oymuş bak. Bizim yakaladığımız adammış. Lütfen özrümü kabul edin diyor. Çoğu insan benimle çalışıyordu. Not only that. Bütün aileler diyor. Practically lives on my donations. Hastaneye sürekli bağış yapıyormuş. Set for life. Their kids get free schooling. Çoğu çocuk okula beleşe gidiyormuş falan filan. Tamam anladık, sen businessmensin. And,
Looks like we're here. Tamam, adamın derdini anladık şimdi. Ama adam nasıl şey kazanıyor? Yasa dışı maçlarla bahis oynatıyor. Sonra da şey yapıyor işte. Anladınız mı? Şike yapıyorlar. Oynayacaksın, kazanacaksın. Karşı takıma yatıracak. Hem sen kazanacaksın hem onlar kazanacak. Akabi. Güzel iş. Yale's apartment? I told you I'm on your side. Go ahead, search the place. I'll wait down here. Ah, yeah.